yemeğimin hemen doku testini de yapmak istiyorum. Şu an enfes kokuyor. Yumuşacık. Etiyle muhteşem bir lezzet. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli bir tas kebabı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Tas kebabının orijinalinde normalde sebze kullanılmaz. Ancak yemeğimizi daha bereketli hale getirebilmek için patates ve havuç kullanacağım. Yemeğimi daha da lezzetlendirmek için sebzelerimi hafif kızartacağım. Tavamı önüme aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Tavama. Üç orta boy küp küp doğranmış patatesim var. Patateslerimi ilave ediyorum. Ve patateslerimi hafif kızartacağım. Hafif kızartmış olduğum patateslerimi başka bir kaba alıyorum. Yine yağını almamaya dikkat ediyorum. 2 orta boy yine küp küp doğranmış havucum var. Havuçlarımı da yine patateslerim gibi hafif kızartıyorum. Havuçları da hafif kızarttım. Yine patatesleri almış olduğum kabıma yağından almadan ilave ediyorum. Sebzelerimi kızartmış olduğum tavama 750 gram önceden kavurmuş olduğum orta yağlı kuşbaşı doğranmış dana etini alıyorum. Bu aşamada yağ ilavesi yapmıyorum. Sizin etiniz yağsız ise yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edebilirsiniz. Kavrulmuş olan etlerimin üzerine 2 orta boy yemeklik doğranmış ince şekilde doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum. İki adet küçük biberim var. Biri yeşil, biri de kırmızıydı. Onu da ilave ediyorum. Üç diş sarımsak ilave edip bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Soğan ve biberleriyle de güzelce kavruldu. Bu aşamada bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Bu aşamada çok salça ilave etmeyelim. Kesinlikle yemeğimizin lezzetini bastıracaktır. Şöyle bir harmanlıyorum. ml'lik bir büyük su bardağı domates püresi ilave ediyorum. Yine domates püresi kullanmak istemeyenler domates de rendeleyebilir. Şöyle bir harmanlıyorum. Yine bu aşamada etimin üzerine domates püresini koymuş olduğum bardağımla 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Yine bu aşamada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de sıcak su ilave etmek. Soğuk su kesinlikle ilave etmeyelim. Suyumu ilave ettim. Yine bu aşamada damak tadınıza göre su miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Bir 10 dakika daha pişirme işlemine devam ediyorum. 10 dakika daha güzelce pişirdim. Karışımım hazır. Bu aşamada tuz ve baharatlarını ilave edeceğim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yine damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Şöyle bir harmanlıyorum. Karışımım hazır. Tava şeklinde bir güvecim var. Güvecime hazırlamış olduğum karışımdan tabanına yarısını ilave ediyorum.
Yine hafif kızartmış olduğum sebzelerimin bir kısmını ilave ediyorum. Hepsini ilave ediyorum üzerine. Kızartmış olduğum sebzelerimin de üzerine ilave ediyorum. Lezzetini arttırmak için bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Bunu ara ara ilave ediyorum. Yemeğimin üzerine alüminyum folyo ile kapatıyorum. Yemeğimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 2 saat pişmeye bırakalım. Yemeğim 200 derecede yaklaşık 1,5 saat boyunca çok güzel bir şekilde pişmiş. Şu an enfes kokuyor yemeğim. Ve fırınında 40 dakika boyunca yine yemeğim dinlendi. Hiçbir şekilde çıkarmadım. Şöyle bir harmanlıyorum yemeğimi. Çok güzel bir şekilde yemeğim özleşmiş. Şu an enfes kokuyor. Muhteşem olmuş yemeğim. Tüm lezzetler birbirine geçmiş. Ekmeğinizi bana yiyebileceğiniz bu muhteşem lezzeti mutlaka sevdiklerinize yapıp deneyin. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yemeğim şu an enfes kokuyor. Son olarak maydanozla yemeğimi süslüyorum. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.